Kitap okumanın dünyadaki en büyük zevk olduğunu ben biliyorum. Bir tek aklım var ama okuduğum her kitaptaki insanın aklına yaslıyorum kendi aklımı. Düşünsenize, tarihin en büyük romancıları, beyinleri, düşünürleri, filozofları sizin arkadaşınız oluyor. Size yol gösteriyor. Siz onlarla konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz ve sonunda çok daha zengin oluyorsunuz ve bunun yaşamınızdaki diğer alanlarda da faydasını görüyorsunuz. Hangi mesleği seçerseniz seçin, kitap okuyan insanla okumayan insanın bakışları bile farklılaşır. Kitap okuyan insan zarif insandır. Yani kelime dağarcığı zengin insan ne küfür eder ne kabalaşır. Aynen. Kelimeyle gerekli cevabı verir. Ben de hep onu söylüyorum. Kelime zenginliğiniz olması lazım. Ne kadar çok kelime biliyorsanız kendinizi o kadar güzel ifade edersiniz. Kitap nedir biliyor musunuz? Kitap bir zaman makinesidir. Sizi 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl geriye götürür. Sizi 1000 yıl ileriye götürür. Geleceği gösterir size. Bugünü anlatır. Yaşayamayacağınız yaşamları anlatır. Önce okuyacağız, izlemeyeceğiz. Televizyon izlemekten ziyade kitap okuyacağız. Çantamızda kitap olacak, başucumuzda kitap olacak, evde kütüphane olacak. Bardakları sıralamayacağız, büfelerin dantelleriyle uğraşmayacağız. Kitaplık kurma derdinde olacağız. Kimin kitaplığı daha güzelse o ev daha güzel hale gelecek. Bir yere kız istemeye gittiğimiz zaman o evde kitaplık var mı diye bakacağız. Bir damat adayı varsa, biriyle çıkıyorsak, onunla görüşüyorsak evinde kaç kitap olduğuna bakacağız. Kaslarına bakmayacağız. Bak mesela kitap okumak noktasında şöyle bir durum var. Kitap okuyorsun ya, çoğu zaman insanlar okuduğu kitabı unutuyor. Ama o okuduğun sana kattığı bir enerji var yani. O enerji bambaşka yerlerden karşımıza çıkıyor. Yani bu önemli. Kitabın içeriğini, bilgisini unutuyorsun ama sana kazandırdığı beceri hayatının bambaşka alanlarında ortaya çıkıyor. İğne açmak mümkün. Ve bunun için elimizde güçlü bir koz var. Okumak. Okumak sizi evden çıkarıp bambaşka yerlere götürür. Okumak sorgulatır. Okumak merak uyandırır. Okumak cevap aratır. Okumak çözüm üretir. Okumak iyidir. İyi okumalar. İnsanın gelişkin bir insan olabilmesinin tek koşulu edebiyat okumasıdır. Çocuklarımıza aynı nasıl süt yediriyorsak, süt içiriyorsak, yumurta yediriyorsak, peynir yediriyorsak, zorunlu tüketim aracı olarak ruhlarını beslememiz de gerekiyor. Bu ruhlarını beslememiz için de mutlaka ve mutlaka edebiyat okutmamız gerekiyor. Masal, öykü, roman, şiir neyse. Bu insanın insan olabilmesi için vazgeçilmez bir etkinliktir. Kendinize yatırım yapın. Kendinizi önemseyin. Çünkü hiç kimse sizi önemsemeyecek. Ananız babanız bile sizin kendinizi önemsediğiniz kadar önemsemez. Şimdi diyor ki bir hanımefendi ya da bir beyefendi, benim çocuk okumuyor. Mesela bir örnek olsun, buradan yola çıkarak bunu büyütebilirsin. Hanımefendi siz okuyor musunuz? Ay hayat kailesi, işten geliyorum yorgun ardım Bahadır Bey, okuyamıyorum ama çocuğum okusun istiyor. Okumaz. Eşyanın tabiatına aykırı, o çocuk okumaz. Evin içinde kitap görmeyen bir çocuk, ananın elinde, babanın elinde kitap görmeyen bir çocuk, evde kütüphane görmeyen bir çocuk, babanın, annenin bir yerden gidip kitap aldığına şahitlik yapmamış bir çocuk okumaz. Bu kadar basit. Şöyle bir şeyin içine de hiçbir zaman girmedim. Ya bir vakit olsun da kitap okuyayım. Bazen derler ya işte boş vakitlerinde kitap okumayı seviyor. Ya bu kitaba büyük bir saygısızlık. Kitap öyle boş vakitte okunacak bir şey değil. Kitap kendi zatında kıymetli bir şeydir. Onunla vakit geçirdiğinizde o boş vaktin doldurulması olmaz. Vakte kıymet ve değer katan bir şey olur. Biz ruhumuzu aç bırakarak, zihnimizi aç bırakarak, gönlümüzü aç bırakarak, sadece midelerimizi doyurarak acaba insan olabiliyor muyuz? İnsan gibi davranabiliyor muyuz? Peki bu açlıkların giderilmesi için ne yapmamız lazım? Sadece midemize değil, zihnimize mesela. Kitap okumamız lazım. Okuduklarımızdan düşüncelerimizi geliştirmemiz lazım. Zihnimizde 200 kelime varsa 200 kelimelik bir hayat yaşarız. Bir çocuğu düşünün, 250 kelimeyle kendi dünyasını kurabilir. Ama bir yetişkin için 500 kelimelik bir hayat, dünyaya 500 kelime kadar bakabilmek demektir. Ama 5000 kelimeniz var ise 500 kelimelik ömürler yaşayan insanlara göre 10 kat daha fazla düşünür, algılar, anlar ve yaşarsınız. Bana göre, bana dünyanın en zor sorularından birisini sordunuz.
ve hiç hükmü olmayan bir soru sordunuz. Çünkü ben bu sorunuza cevap verdiğim zaman bu cevabın gençlerimiz tarafından veya onların aileleri tarafından veya devletimiz tarafından katiyen dikkate alınmayacağını biliyorum. Adın ne Reşit? Sen söyle sen Reşit. 1000 defa bunları söylemiş olsam, 1000 toplulukta konuşsam gençler bunu dikkate almazlar. Anneler ve babalar katiyen bu söylediğimi dikkate almazlar. Çünkü söyleyeceğim dünyanın en zor işlerinden birisidir. En zor fakat en zevkli, en güzel işlerinden birisi. Nedir o? Okumak. Çocuklarımızın, gençlerimizin okumalarını istiyorum. Edebiyata dönmelerini istiyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerini çok iyi incelemelerini ve kelime dünyalarını çok zenginleştirmelerini istiyorum. Neden kitap okumayı sevmelisin? Başta bundan bahsetmek istiyorum. Kitap okuyan insan güzel konuşur. Kelimeleri bile çeşitlenmeye başlar. Düşünce yapısı değişir. Olaylara, insanlara, dünyaya bakış açısı değişir. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Her kitap okuyan başarılı olmayabilir ama her başarılı olan, dünyada iz bırakan, bir şekilde bir fark yaratan her insan okuyan insanlardan çıkar. O yüzden bunu hiç unutma. Eğer sen de kendini geliştirmek istiyorsan bunu yapabileceğin en ucuz yöntem maddi noktada bir şekilde kitap okumaktır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.